Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah Celle Celaluhu tövbe edenleri sever. Hazreti Şeyh buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâhi yutevâbîn. Ayet-i Kerim okudum, Mevlam buyuruyor. Allah Celle Celaluhu yutevâbîn. Tevvâb ismi mübareke vezdinde Allah Celle Şanlığı çok tevbe edenleri sever. Kişi günahkarken yandan kop tevbe etti mi Allah Celle Şanlığı sevdiği kulu oluyor mu? Allah'a şükür elhamdülillah böyle bir dünyada çıkar var bunların böylece. Hazreti Şerif okuyorum şimdi inşallah İbn-i Bacir'den. Hülya Aleyhisselam Hazretleri Et-Taibu mine Habibullah. Et-Taibu Habibullah. Tevbe eden Allah'ın Habibi sevgilisidir. Demek ki Mevlam tevbeleri seviyor Mevlam muhteremler. Onları böyle. Tevbenin anlamı nedir? Tabiri tufiline geliyor. Dönüş anlamı geliyor. Reca anlamı geliyor. Allah'a dönüş. Yani Allah yolundan kopmuş, başkalara sapmış, İslam'a dalmış. Bu kişi o yoldan kop, Allah'a döndü mü? Buna tevbe deniyor buna. İstiğfar nedir? İstiğfar da affını dileme. Estağfurullah diye affını dileme. Önce tövbe, günahından kop, Allah'a dönüş, sonra istiğfar geliyor. Rabbim tövbe edeni seviyor Mevlam bunlar. Ama hangi tövbeyi? Tövbeyi. Şimdi genelde cuma geceleri camilerde tövbe ediliyor böyle. Herkes böyle. Her zaman tevbe, estağfurullah, estağfurullah gibi ediliyor böyle. Acaba bu gerçek tevbe mi var muhteremler? Camide tevbe ediyor ama çıktı mı yine eski hayatı devam ediyor böyle. Tabi tevbe olmuyor tabi muhteremler. Bizim Mevlam buyuruyor Tahrim Sûre ayet 8'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayet-i amelü. Mevlam buyuruyor. Ey müminler, ya eyyühellezine amenu, ey müminler. Bakın burada, ey insanlar gelmiyor, ey müminler geliyor. Çünkü mümin olmayan kafire, tevbe değil, iman farz ona. İman şey böyle. Tevbe, müminlere. Yine buna bir İşaret var bunda, yani bir şifre var bunda. Demek ki bir insan günah işlemiş olsa bile bir zaman inkar etmediği sürece yine mümin olmuş oluyor. Mevlam buyuruyor böyle. Ey müminler, tûb ilallâhi tevbeten nesuhâ buyuruyor. Tûbû ilallâh. Allah'a dönün, tevbenin Allah-u Teala'ya. Nasıl tevbe? Tevbeten nasuha, nasuh tevbesi ama. Nedir nasuh? Nasuh kelimesi nusuh. Yani nasihattan geliyor, öğütten geliyor böyle. Öğütlenmiş olarak, ümit alarak Allah'a dönme Celle Celaluhu. Tevbe etmek için her şeyin bir altyapısı var muhterem. Yani tevbe kolay değil. Bunun bir altyapısı var. Nedir bu da? Önce kişinin kalbinin uyanması gerekiyor tevbe için. İnsanlar genelde nefsi emmaredir, nefisler. Nefsi emmare. Yani insan nefsinin emrinde. Nefsi emrinde. Öfkesi, şehveti, kini, hasedi, dünya hırsı, dünya zevkleri, nefsane zevkler insana genelde
Bu ortamda yaşar insanlar. Her ne kadar namaz kılsa da, hacı gitse de, ömreye gitse de, hatta hacı hoca olsa da kişi bile, nefsi emmare iken ibadetten zevk alamaz zaten. Evet, camiye gider böyle. Gider camiye ama erine gerine camiye gider. Tatsız, tuzsuz, zevksiz, ruhsuz bir namaz oraya böyle. Hacı da gitse Kâbe-i Beytullah döner. Döner ama öyle döner muhtemelen böyle. İş fakir olan böyle şey. İşte gönül uyanması gerekiyor, gönül uyanması gerekiyor. Nedir bu da? İnsan bakacak sonucuna. Peki ne olacak bu hayatın sonu? Bu günah yolunun sonu ne olacak? Nedir insanın sonu? Ölüm var muhtemelen. Ölüm var değil mi? Ölüm var ya. Ölüm vakti de belli değil. Her yaş ölüm gelebiliyor. Ölüm vakti belli değil. Önce ölümü tefekkür gerekiyor. Ölümü düşünme gerek, ölümünü böyle. Yani ben de öleceğim diye bunu kabullenme, bunu nefsine kabul ettirme ölümü. Kişiye öyle bir dalacak, gözünü kapayacak, düşünecek ölümü. Öldü bir anda bir de öldü gitti insan böyle. Sebebi ne olsa olsun sebebi. Sonra yıkanı teneşiri yıkıyorlar kendisine böyle. Teslim oldu. Hiçbir şeye karışamadı. Beyaz ak kefene giydirirler. Son dünya gömleği o. Doğduğu zamanlar yine bir kefen giydi. Adı kundaktı onun. Ölünce yine bir kundak giyiyor. Adı kefen oluyor. Dünya malı bu kadar böyle. Kefene giydi kişi. Tabuta koyundu. Evinden çıktı. Namazı kıldı musallada. Mezara gitti. Sonra mezar da ebedi kalıcı yer değil ki ama orası geçici mesken. Orası berzah alem, berzah. Ara alem yani böyle. Ara alem orası böyle. Gün gelecek, İsa'yı sürü üfleyecek, kıyamet kapacak. İnsan kabrine kalkıp baş edecek böyle. Mahşerde her yaptığımızdan orada sorguya çekilecek muhteremler. Hepimizin iki omuzunda iki melek var. Bunlar ne melekler bunlar? Kiramen katibine ya'lemuna ma tef'alun. Allah'ım bakıyor. Ya. Kağıt melekler kaydediyor bunları hemen. Yazı değil ama. Kağıt yok, kalem yok. Kayıt. Kayda geçiyor böyle. Yani gizli kamera. Manevi kamera ama böyle. Görünmeyen kamera. Her hareket. Kişinin içtiği, kumarı, haram bakması, gıybeti, hepsi kayda geçiyor bunların böylece. Mahşerde bunlar mizana konacak muhteremler. Kişi öldüğü zaman ölen kişi, öyle insan ölür ki yaşadığı yer bir tahta barakada yaşar. Yoksuldur, kimsesi yoktur, gariptir böyle. Artık birinin ahırında, samanlığında bir tahta barakada yaşar. Öbürü villada yaşar. Ama sonuç ikisi aynı mezara girer. Aynı mezar böyle yani. Villa, köş, saraylar böyle, arabalar hepsi kalıyor. En yoksul da, en varlıklı da ne oluyor? Aynı mezara giriyorlar bence. İşte önce uyanış, gönlün uyanması geliyor. Ruhun uyanması gerekiyor. Sonuç bu. Bu olacak. Her yapma amelde kayda geçiyor. Kamera bana çekiyor bunları ya. Bundan sonra üç şartı var. Tevbenin kabul olmasının. Yani tevbe bir dönüş. İnsan hayatına bir dönüm noktası tevbe. İnsanın başka farklı alemden farklı ortama dönüşüyor tevbe. Bir inkılap bu tevbe. Kolay değil muhtemelen. Esra'da tevbe 100 defa çektim. Yok. Korku değil, korku değil muhtemelen. Değil böyle ya. Hayatın değişimi, insanın değişimi, insanın her şeyin değişimi, farklı bir ortama dönüşü insanın böyle ya. O zulümattan çıkışı, karanlıktan çıkışı,
dardan, sıkıntıdan çıkışı kişinin nura kavuşması insanda. Gönlü nurlanması, huzura kavuşması. Tevbe-i kolay değil böylece. Onun için Mevla, tevbe-i seviyor Mevla. Ama böylesini seviyor, seviyor Mevla. Önce ne gerekiyor? Günahtan kopmak. Bir mesela hanım, kız baş açı geziyor. Örtecek başını muhtemelen. Başı örtecek böylece. İzlediği kanallar, okuduğu gazeteler böyle. İslam karşısında bunları terk edecek böyle. Sonra günah işte arkadaşını terk edecek. Eğer günah işte arkadaşını terk etmezse onlara bir ayet terk et dönebilir öbür taraf, kayabilir, düşer muhtemelen. Ayağa kayabilir böylece. Bundan sonra pişmanlık geliyor, nedamet, pişmanlık. Pişmanlık böyle. Düşünecek ki, Rabbim bana bunu haram kıldı. Beni Rabbim yarattı. O benim Rabbim. Ona döneceğim. Diye mutlaka günahlara bir pişmanlık gerek. Pişmanlık, işin yanması gerekiyor günahlara böyle. Üçüncüsü, artık o günah işlememeye kesin azmi cezim diyorum buna, kararlı olmak böyle. Yani işlememeyi artıyor böyle. Kesin kararlı olmak buna böyle. Üç tane şartı var. Eğer kul hakkı varsa, dördüncü şartta, kulla helallaşmak kul hakkıyla. Üzerinde kaza varsa, namazı kılmamışsa, oruç tutmamışsa, kaza varsa, onlara kılmak. Beşinci şart. Bir örnek vereyim nasıl tevbesine. Büyük bir evlullah vardır. Büyük evlullah, Allah dostu yani. Adı Fudel bin İyas Hazretleri. Fudel bin İyas Hazretleri. Bu Semerkant civarında doğmuş. Gençliğinde hak yolundan çıkmış. Yani inkarcı değil ama harama dalmış, isyana dalmış. Bunun ne işine, mesleğine muhteremler? Eşkıyalık, eşkıya. Yol kesici yani. Yol kesici böyle. Bir övül kurmuş. Bununla beraber belli bir ormanlarda bunlar gizli gizli bunlar. O zaman tabii kervanla gidiliyor uzak yollara. Deve kervanına gidiliyor. Bunlar kervana baskın yapıyorlar. İşi gücü buymuş böylece. Bu da başı ama bu derdi. Haram derim aslında bunlara, haram derim. Bunların başı aslında Fudeyl denen kişi böyle. Başları bunların böyle. Asası kesti kesti yani o durumda. Ne zaman bir kervan bunların müntekasına geçecekse etrafta adamlar var bunların böyle. Bir bunu haber veriyor bunlara böyle. İşte efendim geliyor Fudeyl'e yarın işte şu saatte bizim oradan bir kervan kalkacak. Şu kadar sayısı malları mülkünü haber veriyor bunlara böyle. Eğer gelen kervan şöyle külliyeti bir tane mal, mülk, paralı kervansa o gelen kişiye Fudel fazla bahşiş ona verecek. Tabii böyle gelmiyor kaç böyle. Yine bir gün habere geliyor Fudel'e. Efendim işte çok bir zengin bir kervan geliyor buradan. Şöyle şey mallar var, şunlar bunları var böyle. Gece Hüda Hazretleri tutuyor, adamlarına emir veriyor, örgütünü ayarlıyor, tutuyor verir, boğaz tutuyorlar böyle, boğaz böyle. Gizlenmişler araziye, bekliyorlar böyle. Gece yarısı, kervan gelirken, kervan önünde bir hafız varmış, yolcu oldu, hafız. Hafız ne yapıyor? Gece karanlığında, ormanda, demek ki tam hak aşık bir hafız. Böyle gönülden gelerek böyle, iç yanarak böyle, acıyıklı bir şekilde Kur'an okuyor böylece. Elem ye inayeti kerimesi var hadis suresinde. Tam ona geliyor orada böyle. Ey insanlar! Halktan korkma zamanı gelmedi mi artık daha böyle? Korkma zamanı gelmedi mi daha böyle? Öyle okuyor ki, gecenin sessizliğinde, ormanda yankı üzerine yankı yapıyor. Hudeyl de böyle hakim bir tepede işaretini bekliyor adamları böyle. Fudeli bunu duyunca
kendinden geçiyor bakın böyle. Etkiliyor mu kalbini böyle. Etkiliyor kalbini. Böyle bitkin bir hale geliyor. Vazgeçiyor bu işten böyle. Adamlara bakıyorlar ki kervan bunların kurduğu zaten çıkacak böyle. Yana biri geliyor. Efendim bak uyudu mu ne oldu bak bu kervan gidiyor. Bırakın gitsin böyle diyor böyle. Kervan gidiyor. Ama bu mescidini bırakmıyor ama. O kervan bırakıyor ama mescidini bırakmıyor böyle. Adamı gönderiyor kasabaya. Bir cübbe aldırıyor. Sarık aldırıyor. Secde aldırıyor. Ve namaza başlayan böyle diyor böyle. Bu namaza başlıyor böyle. Kaza da kılıyor. Durmam geliyor. Yine bir kervan gelecekmiş. Gelecek olan kervan biraz küçük çapta kervanmış. Yani tabii muhbir geliyor. Haber veriyor. Bundan bahşişini veriyor kendisine de. Böyle küçük kervan oldu mu kendi yönetmiyor bunları. Bunlar emrini veriyor. Kendi kenarında böyle. Bu arada çekilmiş kenarıya kaza namazı kılıyormuş. Kervan tam oraya geliyor. Kaza namazı kılıyor böyle böyle. Şimdi tabii hemen kervan basını yapıyorlar. İnin aşağı bakalım. Mal almıyor bunlar böyle. Yiyecek alıyorlar. Altın gibi para alıyor bunlar böyle şimdi. Kervana bakıyorlar. Mallar var ama bunlar yaramaz yani. İnsanlar için arama başlıyorlar. Yolcu bunun üzerinde emanet para varmış. Biri buna para vermiş. Falan yere bunu götürürken böyle. Bu kişi şimdi üzülüyor. Bana bunu emanet verdi. İşte etrafa bakıyor. Acaba ne yapsam ne yapsam diye. Karşıdan Hudeli görüyor. Cübbeli, sarıklı, namaz kılıyor ama öyle huzurlu namaz kılıyor böyle. Yavaşça bu görünmeden gece Hudeli yanına gidiyor. Selam verince hocam diyor ona, hocam bilmiyor tabii kim var, hocam diyor, üzerinde emanet para var, yetim malı var diyor, bize kervan baskın yaptı, sen bunu saklar mısın diyor, sonra beni alayım senden, oluyor, koş ver diyor böyle, gösteriyor. Gitsen diyor, bu gidiyor, bunun üzerine arıyorlar, bunu bana alıyor parasını böyle. Tabii kervana izin yok artık, gidin derken, kervana ayrılınca geri dönüyor, diyeyim diyor, para alayım bakayım o hocadan diyor böyle. Bir gele bakıyor, hoca dediği adam oturmuş şişat üzerinde, yine cübbe sarık üzerinde, onun üzerinde paralar, ona taksim ediyor onları. Bunu karşıdan görüyor. Eyvah! Ben bunu böyle hoca zannettim, bir iyi izah zannettim. Bunların bu başıymış bu. Parayı bu taksim ediyor, ekranın emrinde. Bunu karşıdan görünce, tabii korkuyor işin gelmeye. Bu dev çok çıkılmış ama, görüyor ama. Ver gel bakalım, gel bakalım diyor. Çünkü diyor, al diyor paramı, paramı duruyor paramı böyle diyor. Bakıyor, al diyor hakikaten böyle. Alıyor parayı, tamam git sen şimdi böyle. Yukarıdan gidiyor, yine dönüyor şimdi bu. Diyor, ah buyur ama diyor, hocam diyor gene, ben bu işi anlamadım diyor böyle. Yani rüyamı görüyorum, uyanık mıyım, gerçek miyim diyor. Sen de bir cübbe sarılık sarılmıştın diyor, namaz kıyordun diyor. Bu ne hali böyle diyor. Namaz başka, bu başka diyor böyle diyor. Ama olmaz ki böyle diyor. Bunda kul hakkı var diyor buna. Bunda kul hakkı var diyor buraya. Yani evet namazını borcu ödersin. Onda hesaba çekilmezsin ama diyor. Bunun için yanmadın, cehennemde yanacaksın bunun için böyle diyor. Tam tevbe diyor, Allah'a kul teslim ol böyle diyor. Öyle mi diyor? Peki, yapacağım bunu ben. Çağır bakalım diyor, kıyamet adamların var hepsi. Geçsin bakalım bakalım. Geliyor kervandakiler, hepsinin parasını geliyor onların böylece. Ve tövbe ediyor, bu işi bırakıyor muhtemelen böyle. Önce 7 sene dolaşıyor etrafı. Hangi kasabaların, şehirlerin, köylerin, o yoldan geçen kervanlara varsa hepsini dolaşıyor böyle. Camilere gidiyor, camine çıkıyor. Ey cemaat! Ben diyor, Hudeybiye'ye yazdıran o fasık benim diyor böyle. O günahkar, pis adam benim. Ne olur, helalaşma gelirse böyle diyor böyle. Helalaşıyor. İmam-ı Azam'ın zamanında yaşadı. Sonra Küfe'ye yerleşti. İmam-ı Azam'ın çok sohbetinde bulundu kendisi de. Sonra Mekke'ye gitti, orada vefat etti muhteremle kendisi. Mekke'de, mezarında kendisinin. Peki, kimlerin tövbe etmesi gerekiyor? Kimlerin?
Rabbim buyuruyor bizlere, Nur 31'de, Bismillahirrahmanirrahim, وَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا وَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz, bak cemiyan, hepiniz Allah'a tevbe ediniz. Hepiniz, bütün ümmet. Bu evliya dahil, herkese dahil böyle. اَيَّا الْمُؤْمِنُونَ اَيْ مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ancak o zaman felaha kavuşursunuz. Hepiniz ey müminler tevbe edin Mevlam. Hepiniz böylece. Demek ki hepimizin, her müminin tevbemiz gerekiyor. Her mümin böyle. Peki peygamberimiz buna dahil mi? Peygamber buna dahil mi? Peygamberin de tevbemiz gerekiyor mu? Hadis-i Şerif Buhari'de, Tirmizi, İbn-i Mace'de okuyan Hadis-i Şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, vallahi inni le estağfirullah. Peygamber buyuruyor, vallahi diyor bak, yemin ediyor. Alayım ederim ki, inni ben le estağfirullah, Allah'a istiğfar ederim, ve ötü bir an tevbe ederim, fil yevmi her gün, ekse min sevim merreten. Her gün peygamber, her gün 70 defadan fazla bak, eksere, daha çok tevbe ederim. Ya da işte 100 defa ederim. Bir peygamber, Allah'ın peygamberi ne yapıyor? Günde en aşağı 70 defa, 100'ü kadar her gün fil yevmi, her gün tevbe ediyor. Nedir peygamberin tevbesi? Bu iki anlamı var. Bunun biri ümmetin affı işi, bizim için yani böyle. İkincisi, evliyalar, peygamberler devamlı mana yol alır, devamlı yükselir onlar, devamlı böyle. İlk günü bir geçen ona da aldanmıştır. Yani bir evliyanın ilk günü ani geçsin, ona tevbe eder o. Şimdi bir evliyullah bir makam alır, o makamdan bir geriye dönüp bakar ki yaptığı ibadetini beğenmez. Allah affet beni yapmışım da bu tabi. Hele peygamber mi? Peygamber mi? Şimdi şu örnek vereyim buna inşallah. Yeni dikiş öğrenen bir hanım. Dikiş yeni öğreniyor. Yeni öğreniyor. Daha acemi, sakin daha kendisi. Şöyle ulu bir kumaş bir şey alıyor da tabi pahalıdan iyi bir kaliteyle başlamıyor. Kendim bir şeyim dikeyim bakayım diyor. Daha yeni başlıyor böyle. Böyle titreyerek böyle ölçüyor, ölçüyor, ölçüyor alıyor kendi kendine işte kendine, kızın oğlan neyse böyle. Ondan sonra bundan bir şey dikiyor bu. İlk defa dikiyor. Ona göre o çok mükemmel bir şey. Hep ona göre böyle. Bakıyor şöyle, o diktim, becerdim böyle. 6 ay sonra biraz bayağı daha öğrenir. O zaman başka bir tane diker. Buna bakar ki güler şimdi. Ben bunu yaptım şimdi muhtemelen. Anaokuluna giden çocuk muhtemelen. Anaokuluna giden çocuk değil mi böyle? Önce bir çizgisi verdi böyle, çizgi böyle, düz böyle, güzel böylece. O kalem tutuyor, deftere bir çizgi ya böylece, ona göre bir şey yapıyor böyle, onu beğenir bu şekilde böylece böyle. Ama bir iki sene sonra onlara baksa güler değil mi hep? Ben mi yapmışım bunları der muhtemelen böyle. Bazı cemaatimiz, Allah'a hiç düşünelim muhtemelen böyle. Böyle namaz kılıyorsun, namaz muhtemelen, namaz kılıyorsun muhtemelen böyle. Yani eğer Mevla nasip etse de uyansa gönlümüz muhtemelenler. O manevi zevkleri alabilsek, huzura girebilsek, o şekilde namaz kılsak ne yaparız? Eyvah deriz değil mi? Geçmişe bakarız da ben böyle namaz kılmışım böyle. Akıl başka yerde, beyin başka yerde, göz başka yerde, kulak başka yerde, gaflete kılınan bir namaz muhtemelen. Bize göre herhalde namazı kılıyorum böyle. Allah bunu sormasın bana diyorlar böyle. Değiş, Allah'ın işine karışmasın aslında ben. Öyle insan var, cumadan cumaya gider de hiçbir cumaya kaçırmıyorum ben der. Ona göre muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Demek ki peygamber tevbe edecek, evliya tevbe edecek, kutbu adam tevbe edecek, yetenecekler böylece. Onlar her an bir makam alıyorlar böyle. Yükseliyorlar böyle.
her an. Yere dönüp bakıyor. Bak, düşünün şöyle yaptıklarını da böyle. Eyvah, ben böyle namaz kılmışım. Ben hacca gittim ama boşuna dönmüşüm Kabe etrafında böyle. Kahve dönmüşüm diye diyebilirim. Günahların zararı şimdi bakalım. Bu Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif, Tirmizi, Nesai, İbn-i Bacı, Hakim'de. İzâ eznebel abdü. Bir kul güneşli zamanlar. Yani bir hanım baksa gözüyle böyle. Bir hanım mesela bir balkona çıksa, bahçeye çıksa, baş açık olarak öyle bir çıkıverse, günah bulan böyle. Hele bir farzı terk etmek, farzı terk etmek. Bunlar büyük günah kebair. Büyük günah kebair bunlar böyle. Bir farzı terk etmek. Yani bir vakit namazı kılma imkanı varken üşeyip de kazaya bırakmak bile büyük günah. Yakılmamak Allah korusun. Bir kul güneşli zamanlar nüküte fi kalbihi nüteden sevdaya. Bir kulun bir günah işledi mi onun kalbine bir sevda, siyah bir nokta, leke oluyor. O günah, gönüle. Nedir gönül? Gönül manevi bir hal. Kalp ayrı, gönül başka muhtemelen böyle. Kalp etten yapılan çam kutulu şeklinde sol tarafta bulunan bir et parçası böylece böyle. Onun içinde gönül var. Gönül nurdur böyle. Küçük nurdur böyle. İnsan özü de odur işte böyle. Gönül bir ane gibidir. Ne oluyor? Kişi bir günah işleyince, yani bir vakit namazı kaçırdıysa günah ile orantılı şekilde bir nokta, kara nokta oluşuyor böyle. Günah küçükse küçük, daha küçük nokta, pas oluyor böyle. Haram oluyor böyle. Günah işi günah büyüse büyük böyle. Fîn tâbe, hemen tevbe etsen, pişman olsa ama. Aldandı, nefsine uydu, kızdı, ağızdan kötü söz söyledi mesela. Tabii neyse günahın çeşidi. Ama hemen pişman oldu. Uyandı, kendine geldi. Tevbe ederse suk ile milha. Hemen o kara leke gider, orası cilalanıp parlatılır. Yani kalp parlar, günah parlar mıdır? Fin ade. Yok, tevbe etmedi de gene günah devam ediyor. Zadet hatta teazzeme fi kalbihi. Allah korusun bütün kalbini kaplar karanlık muhtemelen. Kara lökele kaplar. Ne deniyor buna? Kalbi mühürlenmiş bu şimdi. Kalbi mühürlenmiş. Artık kalp tamamen kararmış yani. Günahlar kararmış. O kişi için hayat çok zor ama. Dünya hayatı. Bırakın kabrin bahşişi, bırakmadın. Yani bir insan Allah korusun günahla kalbi karardı mı hayat zorlaşır, hayat zorlaşır. Sıkıntı, darlık, bunalım, öfke böyle. Stres, psikolojik bozulma kendisine böyle. Artık darılma böyle. Ne yapar? Ya ona bana çatar. Yani neyse artık şeyi. Alkoldür, içkidir, şudur, uyuşturucudur, artık şunlar, bunlar ama tatmin olamaz böyle. Nasıl bir araba bir çamura girer de böyle gaza basınca badana çarpar daha aşağı iner böyle. Buna böyle Allah korusun hem dozunu artırır. Yani günah dozunu artırıyor böyle. Allah korusun ırza tecavüze kalkar mesela bir de onu öldürür okunu böyle. Kalkıp bir yakar keser onu tamam. Allah korusun böyle. İşte kalp karardı muhteremler. Kalp müdürlüğü bu şekilde. O kişi için dünya ne olur? Bir zindan olur böyle. Dünya zindan böyle. Bir nevi kabir hayatı böyle. Kabir dünyası daralır böyle. Evinde huzur olmaz. Her şey kızar. Kırar, dökler, kavga, gürültü. Yok başarmalar, şunlar, bunlar. Hiçbir şey gözü göremez anı böyle. Çoluk çocuğu yetim kalır, sokaklar dökülür. Her şey kötü Allah korusun. İşi gidip bozulur. Kalp kararınca hayat zorlaşır muhteremler. İşte elden geldiği kadar kalp böyle mühürlenmeden. Çünkü kalp tamamen karardı mı tevbe etmesi çok ama çok zorlaşır. Çok zorlaşır böyle.
Hatice okuyayım inşallah Ramuz Şerif'ten ve Cami Sagir'de adı şerif. Mâ min şeyin ehabilallâhi min şâbin taibin. Allah katında biri genç, tevbeden gençten daha sevgili Allah bir şey yoktur böyle bak. Genç. Genç yaşında. Yani günah işlem imkanı hepsi var böyle. Nefsi kuvvetli. Her imkan var. Her iş imkanları var. Nefsi kuvvetli kendisinin. Bu durumda gönlü uyandı. Allah'a döndü. Tevbe etti. Allah katında bundan daha sevimli kimse yok. Genç olsa böyle. İmam min şeyin ebuza ilallahi min şeyin mukim ala me'asihi. Allah katında Allah'ın en gazap ettiği kimdir? Artık yaşı başı almış ama daha günaha devam ediyor. Bir gün Harun Reşit Hazretleri, Abbasi Devleti'nin en parlak dönemini hükümdarıyken, padişah kendisi, hanımı Zübeyde Hanım, Kureyş kabilesinden, asilzade ama hanımı, ünlük hanım çok. Bir ağaç oturmuşlar sarayın balkonunda, mehtap, yani ayın dolunay zamanında, tabi saraya bahçesi çirkli, ağaçlık içerisinde hanımla oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Yani diyor ki, bak Zübeyde, dünyada diyor, tek adam benim vereyim benim. Yani Bizans ultimatum verisi yerine getiriliyor anda. Böyle bir adam. Devlet başkanı, tek adam dünyada, tek süper güç yeryüzünde. Ben diyor, Allah'ın sevgili kuluyum ki, Allah bana makamı verdi diyor. Allah beni seviyor ki, ben bana bu makamı verdi. Zübeyde ara uyanık ama. Uyanık böyle. Harun böyle deme. Allah dünya mülkünü sevdiğine verir, sevmediğine verir Allah-u Teala. Bak Firavun'a Allah mülkü verdi, Nemrut'a da verdi. Bu öyle değil bu şey böyle. Yok, illa işte Allah beni seviyor, ben şöyleyim, böyleyim. Harun yine ilk uyarıyor, yine denemiyor. Ben diyor, cennetikim ben diye, ben kendi güveniyorum böyle diyor böyle. Hanımı getir edince, böyle deme deyince, şimdi ağzından kaçıyor Harun şimdi. Eğer ben diyor cennetlik değilsem, benden üç tane boşsun diyor. Eğer ben cennetlik değilsem, benden üç tane boşsun. Bunu söylediği anda, Zübeyde Hanım hemen kalkıyor. Örtünüyor, kalkıyor, gitmeye başlıyor. Ne oldu Zübeyde, ne oldu? Önüne bakarak, Harun, eğer cennetin değilsen ben üç tane boşsun dedin. Şu anda sen cennetlik misin değil mi bilemiyorum ben bunu. Nikahımda şimdi şüphe var. Sen cennetlik olduğunu ispatla, kanıtla o zaman sen alayım ben sana. Yoksa ben sen boşum şu anda. Hem üç tane böyle. Hanış bakıyor, doğru söyledi böyle. O zaman o da uyanık kendine geliyor. Müslüman tabii o da. Zübeyde Hanım o da çekiliyor. Ayrı yatıyor gece gitmiyor yanına böyle. Harun Reşit de tavuğun içi hanım ama çok kolay ama çok sevmiş Zübeyde'yi de böyle. Onu çok sevmiş onu. Şimdi sabah oluyor, topluyor alimleri. Sayın topluyor, durumu anlatıyor. Bana fetva verin bakalım diyor. Ben böyle bir hanıma dedim. Yani değil, üç tane boşsun dedim. Ne olacak şimdi benim hanım boşum değil benden şimdi böyle. Topluyor o dönemin müşriktir yanılmaz o dönem böyle. İmam-ı Azam rahmet olmuş zamanlar. İmam-ı Şahab Hazretleri de o şey varmış o mecliste. Akşama kadar müzakere, şu ayet-i kerimeye göre, hadis-i şerife göre, şuna göre, buna göre böyle karar veremiyorlar. Yani zor çok bir şey ama böyle. Cennetlik değilsem, cennetlik olduğunu kim bilecek bunu? Bilemiyor tabii, veremiyor. Üç gün devam ediyor böyle. Üç gün devam ediyor. Tabii Harun Şehit de öyle kafana fetva istemiyor. O da o ilim sahibi ama. Biliyor. Deli kanak istiyor böyle. Üçüncü günü İmam-ı Şafii Hazretleri. Daha genç olduğu için pek karışamıyor böyle. Diyor ki bu sefer
hocalarım, üstadlarım diyor. Ben diyor buna ne fetva vereceğim diyor böyle. Tabii kaynağı size söyleyeceğim. Ama diyor eğer diyor Halife Hazretleri buraya gelirse diyor ona bir soru soracağım. Alacağım cevaba göre ben bu cevabı vereceğim diyor. Harbi diyor padişaha, halifeye gelin diye geliyor. Şimdi soruyor maşallah. Ya emrel müminin diyor. O ünvanı ey müminin emiri. Hiç diyor ömrün hayatına diyor biri günah işleme canını istedi. Nefsi istedi. O günah işleme bir engel yok. Yapabilirsin böyle. Kimse engel olamıyor böyle. Nefsini istiyor. Yapabilirsin onu. Böyle bir ortamda işte böyle. Tam o anda yani günah işleyen zamanda işleyen biri Allah korkusu geldi. Allah korkusuyla o günahını terk ettin. Nefsi istediği halde böyle. Nefsini açtın. Engeli yok başa engel. Onu terk ettin. Böyle bir şey oldu mu? Bir düşünün şöyle. Hayatım geçmişine bakıyor. Oldu diyor. Oldu. Nasıl oldu? Henüz diyor ben de veliaht iken vekirken işte emmimine sarayda bir hanım vardı diyor sarayda. Evli. Evli genç hanım vardı böyle diyor. Ben bunu diyor, bir iki sefer diyor öyle bir yüzünü görebildim böyle diyor. Buna aşık oldum diyor başım. Ama evli. Edilemem onunla böyle diyor. İçinde aşkı yanıyor böyle diyor. Bir günde sarayda baktım diyor. Halk bir yere gittiler diyor. Diğer erkanı. Kadınlar kaldılar. Ben de gitmedim oraya diyor. Ben de kaldım böyle diyor. Bu kadın yalnızken diyor. Odasına girdim diyor. Böyle. Odasına girdim diyor. Ona diyor amacımı söyledim. Bana teslim ol diye böyle. Dedi ki manevi kadın diyor, bak Harun, sen burada veliahtsın. Yani ağzını atak gelsin, kesersin şu anda. Yetkin var. Buna gücü her şeyim var buna böyle. Ama düşün ki Harun diyor, bak Allah bizi görüyor ama şu anda. Ondan bir şey gizli bir şey yok böyle. Allah bunu haram kılmış böyle diyor. Allah bizi görüyor diyor. Nasıl sen bu işi yapabilirsin böyle diyor. O anda diyor, Allah bizi gör deyince diyor, ben de diyor Allah'ı gör gibi olduğum anda o gafletten sıyrıldım, kendime geldim, işleyen bir titreme geliyor. Allah korkut geliver diyor. Hemen geri döndüm diye gittim diyor. İkiye namaz kıldım, tevbe namazı kıldım diyor. Allah'a aldım, tevbe ettim böyle diyor. Diyor ki işleyende Hazreti Şahif Hazreti kendisine, ya emrel müminin, bu yaptığın işe göre sen şu an cennetliksin. Ama Sünni Hoca bilemem onu. Yalnız bu yaptığın işe göre sen hakkın cennet şu anda. Ve sana eşliğin hanımın helal sana. Nikahınız tamamdır böyle. Peki delil kaynak ulemalı. Hepsi o böyle. Ayet okuyor. Ve Muhammed Rabbi kim Rabbinden korkar da günahı terk ederse onun yeri cennettir. Ve emme hafe mekam Rabbi. Ve emme amen şu kimse ki hafe mekam Rabbi. Allah uzun oldu birinci şey geldi, adam korktu. Nefsini men etti kötülük haramdan. Cennet onun mekanı. Fe innen cennete hiyel mevva. Fe innen cennete hiyel mevva. Cennet muhakkak onun yeri var, şey verdi böyle şey. Bütün ulemalı ittifakla hükümden tamam diyor böyle böyle. Demek ki bir insan muhteremler günah işleyici zamanında hepimiz yani böyle böyle. Mesela bir gıybet böyle, yanımız yok, onun aklına çekiştireceğiz böyle. Hoşuna da gidiyor, kişi sevmiyoruz o kişiyi de böyle. Biz de o karşılamak istiyoruz. On hatırlama gerekiyor ki bu haramdır. Allah bunu razı olmuyor mu? Böyle namazda, niyazda, karşılığım zamanlar, helalda, haramda böyle. Onun günah olduğunu hatırlayarak terk etmek, bakın büyük bir şey var bunların bu şekilde.
Hadis-i okuyorum yine inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Filerdi emanane. Yeryüzünde iki güvence var. Yani ümmeti Muhammed'in helak olmaması için iki eman, güvence var yeryüzünde böyle. Emanan, ene emanun, biri benim diye Peygamberimiz. Yani Peygamber hayattayken ümmeti helak olmayacak. Ayeti de var bu. Enfal Suresi'nde, 33 ayetinde bunda var. Peygamberimiz hayattayken ümmeti helak olmayacak böyle. Ve istiğfar emanun, ikincisi de tevbi istiğfar insanlar için güvence. Helak olmamak için. Yani depreme karşı yok. Böyle. Düşmana karşı böyle. Doğal diyor ki işte, affediyorlar böyle. Aslında Allah'ın gazabı onlardı. Allah'ın gazabı ilahi böyle. Bunlara karşı demek iki güvence vardı. Biri Peygamberimizdi, ikincisi de tevbi istiğfar. Ve enem mesubun bi. Biri Peygamberim ben gideceğim ama diye böyle. Kalmayacağınızda. Ve bakiye emanet istiğfar. Ancak istiğfar görünse kalıyor. Kıyamete kadar kalıyor böyle. Demek ki Müslümanlar, müminler tevbe istiğfar ederlerse Rabbimin gazabı geri dönüyor muhtemelen böyle. Yani deprem olacaksa bile hayat harekete geçer. Şunlar olur, bunlar olur. Bir daralır, sıkıntı, bunalım. Onun bir işareti vardır yeryüzünde muhtemelen böyle. Yani deprem, durup olmaz deprem böylece. Önce bir baskı olur gökten beri, gökten gelir böyle. Bir baskı olur böyle. Bir darlık böyle, bunalım böyle bir. Olur. O anda bile geriler muhteremler. Yunus Aleyhisselam Hazretleri kavmi terk etti, gitti. Tek o yaptı peygamberden buraya böyle. Rabbinden emir izin gelmeden ona vaat etti azap vereceğini inanmayınca artık buna tevbe etmezler diye, iman gelmezler diye artık bunaldı böyle, daraldı böyle. Yıllarca uğraştı tabii. Kaçtı gitti böyle. Girmiyor konuyu tabii fazla muhteremler. İşte gemiye falan bindi, balık falan atıyor kendisini. Şimdi bunun kavmi Yunus Aleyhisselam'ı vaat ettiği günde baktılar ki gündüz hava kararmaya başladı. Hava kararmaya başladı. Gündüz böyle. Kara bulutlar böyle, yoğun bulutlar. Her yönden böyle, o melekler gibi, Ninova diyorlar. Ninova, Irak'ta yani böyle. Musul'a yakın, Ninova. Orada böyle, Ninova üzerine her tane bulutlar veriyor. Kara bulut, yoğun, kat böyle. Öyle oldu ki, öyle vaktinde hava karardı hava, gözü görmüyor. Şimdi korktular. Dedi ki, Yunus nerede acaba? Gidelim ona da. Tevbe edelim, iman edelim, bize onun dinine girelim. O da Allah dua versin de bu bela kalksın başımızdan. Her taraf karanlık ama. Onun tabi etkili ama yok. Her taraf sifir, karanlık oluyor böyle. Yani gece karanlık daha karanlık. Çünkü gece yıldız ay yolu icabında. Bir şey yok böyle. Ve karanlık. Bunlar korktular, koştular şimdi ileri gelenleri. Harun Yunus Aleyhisselam'ı bulamadılar. Bir pir varmış Ninova'da, bir pir varmış, çok yaşlı böyle varmış. Ona gidiyorlar. Ona danıştırmış bazı şeyleri. Diyorlar ki böyle durum oldu bak. Yunus Aleyhisselam bize vaat ettiği azap geldi başımıza. Biraz sonra olacağını bilemiyoruz. Yunus'u bulamıyoruz. Ne yapalım acaba? Yatılak mı böyle? Yattığı yerden zor ses çıkıyor. Diyor ki Yunus yoksa onun Rabbi var ya diyor. O Rabbi hayır kayyumdur. Onun Rabbine yalvarın diyor böyle. Tevbe edin onu, yapın onu Rabbine böyle diyor. Nasıl yapalım diyor, bilmiyorlar tabii nasıl olacağını. Onlar işte akıl veriyor muhtemelen, akıl veriyor böylece. Kimse kalmasın böyle diyor, kimse kalmasın. Ne kadar kadın da varsa gelsin, erkek de gelsin diyor. Yalnız diyor, çocukları ayırın diyor kadınlardan böyle. Yani süt emen çocuk bile olsa, bunu kadın bıraksa ayrı bir yere. Annesi ayrı, çocuk ayrı beraber diyor. Ne kadar diyor, yeni doğan kuzu buzağı varsa, kuzu buzağı bir tarafa, koyunlar, inekler bir tarafa böyle diyor. Toplanan böyle diyor. Artı diyor, diniz döndüğü kadar diye Allah'a yalvarın diyor. Allah'ım tevbe ediyoruz diye yalvarın diyor. Tam işte affedersin inşallah böyle diyor. Çocukları getiriyorlar bir tarafa, anneleri başka tarafta,
hayvanlar bir tarafta, yavrulara başka tarafta. Tabii çünkü ağlaşıyorlar, anne diye ağlaşıyorlar çocuklar. Onlar anne diye ağlaşıyorlar, ana yüreği yanıyor ama korku içinde böyle. Secdeye kapanıyorlar, yere kapanıyorlar, ağlaşıyorlar, korku da içerisinde Allah'ı bizlerden. Üç gün devam ediyor, üç gün baktığında böyle. Tamam, bir kadar gün o zaman ondan bunu, son anda da gün olduğunu. Üç gün devam ediyor böyle. Kapansız bir karanlık, uyku yok. Yeme içme yok, korku, gözyaşları sel gibi oluyor. Allah'a yalvarıyorlar. Üç günden sonra bakıyorlar ki böyle yavaş bulutlar yükselme başlıyor. Yavaş yavaş başlıyorlar. Derken güneşi görüyorlar. Elhamdülillah kurtlar muhtemelen. Tabi insan sonra kavmine geldi. Girmeyeceğim o konuya. Hadis okuyorum inşallah. Ebu Davud'da İbn-i Mace'de Gül Aleyhisselam Hazretleri. Men lezimel istiğfare. Bir insan tevbe istiğfara devam etse böyle. Her zaman böyle. Namazdan önce, namazdan sonra işte kalkırken, yatarken ne zaman dilerse böyle. Yalnız tabii dil ucuna değil muhtemelen böyle. Kalpten, gönülden böyle. Kalpten, gönülden tevbe ederse Cealallahu min kulli dıykın mahrecen. Allah o kimseye her türlü dardan kurtulması için bir yol açar. Yani kulun bakın min külli zıykını, zıyk darlık, sıkıntı, bunalım, maddi manevi. Bu da giriyor. İşsiz, parasız, borçlu. Hepsi bunun içine giriyor böyle. Min külli hepsi çalıyor böyle. Kul hangi darlıkta ise böyle. Maddi, manevi, psikolojik olarak, bunalım olarak, sıkıntı olarak ne varsa ne gerekiyor? Tevbe istiğfar. Estağfurullah azim ve ötüb ileyh. Ne devam ederse gönülden Allah'a kim olarak çıkarıp unuturan böyle. Yemin külli hemmin fercen. Her türlü hem. Hem de aşı, üzüntü, keder. Bunlardan da Rabbini ferah çıkarır. Rızık vermek de ayet teslim. Bir de Allah o kuluna ummadığı yerden rızık vermek. İşi gücü yoksa bile beklemediğin Rabbine rızık verir muhtemelen böyle. Demek ki tevbe-i istiğfar da ibadettir. Demek ki kişi daralmış, bunalmış, maddi, manevi, borcu var, sıkıntısı var. Her derdi varsa, hastası var, neyi varsa ne gerekiyor? Tevbe-i istiğfar. Tevbe-i istiğfar böyle. Estağfurullah azim ve tövbe ileyh. Estağfirullah azim ve tübü ileyh. İleyh. Sonunda hey var mı tabi böyle. Ve tübü ben dönerim. İleyhi aslında o zamirdir o. Zamir Allah racı burada. Allah'a affımı dilerim. Allah'ıma dönüyorum böyle. Her gün Allah'ıma dönüyorum anlamına geliyor. Onu yapmak gerekiyor böyle. Hadis-i buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, Tirmizi Hakim Ahmet Hanbel'de. İttakillâ haysu mâkünte. Buraya Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, İttakillâ Allah'tan kork, kork. Haysu mâkünte. Nerede olursan ol, ne halde olursan ol. Evinde, iş yerinde, namazda, camide, artık sokakta, caddede, arabanda. Banyoda, tuvalette, yatağında, hanımda, ne olursa böyle. Allah'tan kork, kork Allah'tan. Sakın ona isyanla bir iş bulma yani böyle. Kork, kork ondan böyle. Ve'd-i seyyiyetel hasenete temhuha. Buna rağmen yine de bir hata yaparsan, kışta olsa güneşlersen, hemen bir hasene yap. İyilik yap, ibadet yap, bir şey yap ki onu mahvesini silsin. Günahını batına bak. Elhamdülillah hiç kalp kararmadan ve sol yazılmadan diyenler. İki melek iki omuzda. Biri sağda, biri solda. Sağdaki sıratları yazıyor. Kaydediyor ne böyle. Kaydı geçiyor muhtemelen böyle. Solda günahları bu amir ama
Bu reis, amir bu. Şimdi bir insan günah işleyince hemen bunu kaydı geçemiyor. Şimdi buna soruyor. Ne yapayım? Bunu kaydı geçeyim mi? Biraz bekle bakayım. Belki pişman olur, tevbe eder veya bir ameli salih işler. Bir sahabe bir iş yapar. Konu okur, namaz kılar, sahabe bir şey getirir, bir şey yapar böyle. Kelime şahit getirir, bir şey yapar belki de. Bekle bakalım böyle. Kişi günahın peşinden bir hayırlı bir şey yaptı mı ne yapıyor? Onun sevabıyla bu karşılaştırıyor şimdi bakımdan. Karşılaştırıyor böyle. Şimdi bu soruyor. Bunun yaptığı günah ne kadar miktarı bu günah, ne kadar miktarı bu günahı? Diyelim ki mesela maddi olarak gram verelim, param verelim, gram verelim daha aşağıya böyle. Diyelim ki 500 gramlık bir günah yazacağız gerekiyor buna böyle. Örnek tabi. Ne kadar sevap kazandı? 1000 gram sevap kazandı. Ne diyor şimdi bu? Ben şimdi buna diyor 1000 gram sevap yazacaktım. 500 gramla çıkarıyoruz. 500 yazayım. Demek ki yolda da muhteremler, yolda da böyle, hele zamanımızda erkek kadın yolda da çok zikir lazım. Zikir lazım. Yolda giderken de böyle. Sessiz ve yavaş böyle. La ilahe illallah. Arada böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. O anda insan bir hafif bir günah bir şey böyle görmüş, kalkmış olsa bile hemen bu ne oluyor? Engelliyor muhteremler. Engelliyor böyle bunları böyle. Bir gün sahabeden biri mescide gelirken kadının biri çocuğu dışarı çıkmış ufak çocuğu tabi Medine sokakları dar o zaman çok da tenah bir zamanda kadın ev kıyafetiyle yani çocuğu düşmesin, uzaklaşmasın diye hemen açıyor kapıyı almak istiyor içeriye böyle. O anda sahabenin biri de namaza gidiyor, meşte gidiyormuş. Karşıdan görüyor ama. Yani kadını ev kıyafetiyle. Şimdi tam Medine sıcak iklim olduğu için ev kıyafetine gelende biraz daha açık oluyor tabi onlar orada ev kıyafetlerinde de. Ama kadın bunu görmüyor. Kadın bakmıyor, hem işi alıyor, bunu görmüyor. Bu kadını görmüş oluyor. Gördü ama sahabe ibanı, ölü nur. Kabul edemiyor ki günah muhtemelen bakmıyor. Bize göre çok basit. Çok bize göre basit böyle. Hatta biz günah yine saymayız bile böyle. Umursamayız da böyle. Ama sahabe imanı, Allah korkusu, içi yanıyor böyle. İçi yanıyor. İki namazına geldi. Hep namazı ağlamış. Namazdan sonra dedi, ya Resulallah öyle böyle bir iş oldu. Ya Resulallah geldi, ayet-i kerime getirdi. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Haseneler seyyiatı gideriyor. İki namazını kıldın, o gitti o. İkinin aldığın sevabı ondan kat kat fazla böyle. Kat kat fazla böyle. Hiç haber de yazılmadan, hiç kalbi kararmadan bakmadı böyle. Hatta evliyanın korkusu muhteremler kalbin kararması. Bakmadı. Evliyanın korkusu muhteremler. Yani evliya cehennemde yanmaya da razı olur. Ateşten yanmaya razı olur. Ama kalbinin kararmasından ödü patlar, titrer mıdır böyle? Kalp karardı mı, kişi gafil olur. Kalp karardı mı, kişide bir bunaldım, gafil böyle. Namazda zevk almaz, yıkıdan zevk almaz, düş olur. Bir evliyolla o makamdan düştü mü, yani feyizini bulamadı mı, zikirden, tövbeden, Kur'an'dan, namazdan, sohbetten, ibadetten o feyizini bir evliyolla bulamadı mı, evine yanamadı böyle. Ateşi yanır, rahatsız, cehennem yanmaya böyle. Dedi Allah'tan kopmasın böyle. Bir de öyle günah var ki muhteremler, öyle tevbeden var ki bakınız, bundan durumda farklı şimdi bir de böyle.
Furkan 70'te. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tabe ve amel-i salihan. İlla men tabe. Yukarı ayet-i kerimede günahlardan geçiyor. İlla men tabe. Ancak kim tevbe ederse Allah bir cenni çağırıyor. Ayet-i kerime. Tevbe ederse ve amene. Bak, imanı tazeler böyle. Demek ki kişi günah işlerken iman biraz zedeleniyor iman. Günah işlerken böyle. Gaflet böyle. Zedeleniyor böyle. Ve amene ve amile salihan. Ve ameli salih işlerse, ameli salih, ihlaslı böyle, bilinçli böyle. Önce günah işlemiş olsaydı demek ki böyle, illa men tabe, ancak tevbe etti. Sıdkıyla Allah'a döndü, pişman oldu, nadim oldu, Allah'a döndü. İmanını tazeledi ve ameli salih'e başladı böyle. Ameli salih'e. Gelen de bir kural vardır muhteremler. Kişi hangi tür günah işliyorsa onun zıddı sevap yapmasını tavsiye eder. Zıddı sevabını böyle yapması gerekiyor. Fevlaike siyati hasenat. Fevlaike işte bunu gibi siyatiyim hasenat. Allah bunların siyatını hasenat tebdil bak. Yübedilullah. Yübedil, tebdil, değiştiriyor Allah günahlarını hasenat. Önce günahları da bak, günahlar da sevaba dönüşüyor, sevaba baktığında böyle. Nasıl oluyor bu? Tabi bu kolay değil muhtemelen böyle. Bunlar ne yapıyor? Bunlar böyle düşünüyor, tefekkür aklına geliyor ki yaptığı günahlar aklına geliyor böyle. Şöyle günah yaptım, böyle günah yaptım. İç yanı yanıyor böyle, pişman, madem böyle. Kendini kahrediyor böyle. Kendini kahrediyor böyle. Nasıl Allah'a asılım ben böyle? Nasıl Allah'a yaslanın böyle böyle? Gözü işte dinmiyor böyle. Allah korkusuyla. Bu nedir? Bu ibadet işte bu da böyle. Bu ibadet böylece. Onun böyle kahrı böyle, pişmanlığı oluyor. Günahını sevaba dönüşüyor oldu. Işte bu ne diyor buna? Tasavvufta nefsi levvame diyor. Nefsi levvame. Levvame nefsi makamı. İşte bunların tevbesi gerektiriyor. Nefsi levvame. Levin böyle. Kınama kendisini böyle. Kart ve kendini böyle böyle. Şimdi öyle insan vardır. Tevbe etmiştir. Dönmüştür. İşte hacına gider. Namazına başlar. Ama eskilerden konuşurken o nasıl anlatır onlara böyle. Şöyle yaptım böyle. Astım kestim şunu şöyle böyle yaptım böyle. Tevbe etmemiş ki böyle. Pişman diyor muhtemelen böyle. İçin yanması gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.